etmiş. Evet. Herkes haşrolmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada Efendimiz aleyhisselam Livail Ham sancağı altında. Kendisinin bir Ham sancağı var İbrahim abi. O hadisi de gösterebilsin. Ham sancağı diye aradığında göreceksin numarasında. Peygamberimizin o sancağı kendisine has bir sancak. Büyük bir sancak düşünün bu alanda. Hı hı. Bir karanlık, bir zulmet. Sahabe diyor ki ya Resulallah, bu kadar büyük kalabalıkta siz nasıl tanıyacaksınız sahabe, yani müminleri, ümmetinizi? Ben onları diyor abdest uzuvlarından tanıyacağım. Elleri, yüzleri parlayacak. Siz diyor işte kapkara bir koyun sürüsünün içerisindeki beyaz koyunu bir anda tanımaz mısınız? Tanırsınız. Ben de öyle tanıyacağım diyor abdest uzuvlarından. O yüzden hep abdestli olun diyor. Büyüklerimiz de o yüzden hep abdestli olmayı kendilerine namzet edinmişlerdir. Sürekli abdestli gezmeye çalışırlar ve mahşer günü bu bir nurdur. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ham sancağının yanına toplanacak insanlar. Evet. Ama herkes oraya gidemeyecek. Çünkü herkes gidebilse zaten ne olacak? Günahkar da oraya gitmeye çalışacak. Ama orada bir de görevli zebaniler var. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde, ham sancağı altına gidebilenler var, gidemeyenler var. Şimdi biz sizinle beraber farklı bir kavrama geçeceğiz. Bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Kaç yüzyıl bekledik? Belli değil. Belli değil. Kaç bin yıl bekliyoruz? O da belli değil. Ya hocam bu şey olmasın, hani biz çok bekliyoruz ama bize öyle gelmiyor. Hani göz açıp kapatana kadar birden, yani böyle zihne yerleştirilmiş mikroçipler gibi hesabı görülüyor. Çok kısa bir işlemle herkes gideceği yere, kalkacağı yere gidiyor gibi bir şey olmayacak mı mahşerde? Diyor ki kafir için hiç geçmezken mümin için sabah namazının iki rekatlik vakti gibi geçecek diyor. Demek ki mahşer günü kişiye özel muamele var. Kişiye özel, evet. Ama olması gereken de o. Çünkü dünyadayken birçok yasaktan Allah adına uzak duran mümin, dünyadayken imkanları el vermediği sebebiyle birçok konuda mağduriyetini gideremeyen mümin orada her şeyini ele geçirecek. Mahşer günü bekliyoruz. Evet. Bütün insanlar bekliyor. Bütün sanatçılar bekliyor. Bütün devlet erkanı bekliyor. İleride firavunlar, kenarda nemrutlar, arka tarafta Ebu Lehebler, Ebu Cehiller. Evet. Aklınıza gelecek herkes orada ama filanca kişi de oradaymış. Gideyim onunla bir resim çektireyim diyecek haliniz yok. Mahşer günü korkunun zirve yaptığı, endişenin zirve yaptığı bir dönemde insanlar diyecekler ki diyor Peygamberimiz, hadi gidelim bu işin bir çözümünü bulmaya çalışalım. Ne olacaksa artık olsun diyecekler. Bu çok ilginçtir. Ne olacaksa artık olsun demelerini anlama geliyor. Artık cehenneme de gireceksek, girelim yeter ki şu beklemeler geçsin diyor. İbrahim abi 78 numaralı hadisi verebilirsin. Bu hesap verme işlemi, herkes hesap verme işlemini bitirdikten sonra mı cennet cehennem dağılıyor? Tabii hocam, şu anda mahşerde biz bekliyoruz. İnsanlar hesabı artık görürsün diyor. Hesabı görülen gidiyor mu yoksa hesabı bekliyor görülen mu? Gidecek ama hesap öyle ki düşünün, yaşımız gelmiş 40 küsürlere. Evet. Her bir yılın, her bir haftanın, her bir günün, her bir saatin, her bir saniyenin, her bir salisenin hesabı var. Ve tek tek bütün detaylarla o hesap soruluyor. Biter mi bu hesap? Hani bazen bir alışveriş yaparsınız markette, kuyrukta. Hadi kardeşim işini bitir de git, burada bekliyoruz 10 dakikadır dersin. Evet. Mahşerde öyle bir şey yok ki. Peki ne olacak oradaki insanların durumu? Herkesin bekleme süreci amel durumuna göre değişecek. İyi bir mümininki bir anda akıp geçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.